Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Dokunulmazlık oyununu 12-7 kazandılar ve mavi takım konseyde sevgili Özgür'ün ismini yazdı. Damla ve Seda Özgür'ü yazdı. Batuhan Damla'yı yazdı. Ogeday Seda'yı yazdı. Özgür de Ogeday'ı yazdı. Biz tam yeni takımları beklerken Acun Ilıcalı yeni kararı açıkladı. Takımlar geçen hafta Atakan'ın ve Seda'nın seçtiği üzere devam edecek. Bireysellik gelene kadar bu şekilde takımlar olacak. Murat abicim o geday beni yazın dedi. 4'te 0 yaptım. Bu işin sorumlusu benim dedi. Seda ve Damla hayır olamaz dediler. Seni kesinlikle yazamayız dediler. Özgür'ün ismi çıktı. Bu duruma kimler sevindi, kimler sevinmedi diyorum. Zannedersem bu arada Özgür tetik, tetikte bir şey, Özgür tetikte bir şey olmuş. Çünkü 4,5 ay isyan etmediği duruma Bugün itibariyle isyan etti. Ben sonunda be diye izlerken şöyle bir haykırdım. Özgür ama iş işten geçti mi acaba diyoruz. Murat Özer'e buyursunlar. Furkan Dede iş işten öyle bir geçti ki sevgili Özgür kardeşime şu sözü söylemek boynumun borcu oldu. Geçti borun pazarı süre şeyi mideye. Sevgili Özgür'e buradan sesleniyorum. Neden dersen Özgür kardeşimiz şimdiye kadar aklın neredeydi? huzur 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 diye bas bas bağırdın huzur dedin Sercan'la beraber huzuru tercih ettiniz ve Atakan gücüne karşı hiçbir atak yapamadınız ve Atakan gücü sonunda sizi bu hallere getirdi ve sen de şimdi haykırıyorsun senin bu haykırışlarını ben hiç dinlemiyorum Özgür kusura bakma kardeşim ben dinlemiyorum abi. Özgür'ün bu haykırışlarını dinlemiyor. Çünkü Özgür sen bunları zamanında yapacaktın. Şimdi mi aklına geldi yani? Şurada Survivor'ın bitmesine 10 gün kalmış. Özgür'ün isyanı. <laughs> Gülerim ya. Sen zamanda yapacaktın bunu Özgür. Zamanında Atakan'a o gücü vermeyecektin. Atakan'a karşı duracaktın. 50 yaşında adam olarak Atakan'a karşı bir cephe alacaktın. Ve Atakan'a bu kadar rahat at oynattırmayacaktın. Ama sen ne yaptın? Bıraktın. Huzur, muzur. Git düelloya, gel düelloya. Git düelloya, gel düelloya. Ben yaşlandım Özgür. 100 yaşına geleceğim. Sen hala düelloya gidiyorsun Özgür. 7. düellosun. 7. düelloya. 77 de olur. 87 de olur. Survivor <laughs> devam ettiği sürece Özgür kardeşimiz düelloya gidecek. Ve Özgür düelloya giderken isyan bayrağını çekecek. Ya Özgür ne bayrağı çekiyorsun kardeşim? Bayrak bayrak çekecek bir durumun yok senin. Sen mecbursun düellolara gideceksin. Senin kaderinde bu varmış. Neden? Çünkü sen zamanında Atakan gücüne karşı koyamadın. Şimdi Atakan gücü gerçekten bir güç. Vallahi billahi bir güç. Atakan gücü harbi bir güç. Yani kimse bunu yatsıyamaz. Neden dersen Atakan gücünde bir kere as oyuncular var. Atakan gücünde 3 tane as oyuncu var. Kim bunlar? Atakan, Hilmice ve Yunus Emre. Bir de Atakan gücünün bençileri var. Yani yedekleri var. Onlar kim? Nefise ve Merve. Bunlar yedek oyuncu. Yani yedek oyuncu bunlar yani az takımlar hiçbir alakaları yok. Neden dersen? Çünkü yedek oyuncu oldukları nereden belli? Nefise'yi ham 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 yapmaya çalışıyorlar. Nefise'nin de gücü yetmiyor. Neden? Çünkü 3'e 2. Sen hiç hayatında 3'ün 2'yi geçtiğini gördün mü? 3 2 her zaman 3 Pardon geçer. pardon 2'nin 3'ü geçtiğini gördün mü? Geçemez. Geçemez. E burada burada nasıl bir sistem var şu anda? 3'e 2 değil mi? 3 erkek 2 kadın. Nefise yırtsa kendini bu 3 adam birbirlerini yazmayacaklar. E 3 adam birbirini yazmayacaksa Nefise sen ne yapabilirsin? Nefise de boşuna konuşuyor. Orada ben değil. dinliyorum Nefise'yi de. Nefise %100 haklı. Dediklerinin hepsine katılıyorum. Altına imzamı atarım. Ama Nefise'nin konuştukları da <laughs> Özgür Nefise. Karşılıklı füfleşiyorlar. <laughs> Atakan gücü ise 300 diyor. İcraat yapıyor Üç. abi. Üç Atakan gücü diyor. icraat yapıyor. Şimdi ben size bir şey soracağım. Hı. Şimdi kırmızı takımda bir hesap yapalım tamam evet. mı? Kırmızı takım kaybetti. Hı. İlk kim yazılır? Nefise. Nefise bravo. Evet. İkinci kim yazılır? Merve. Merve. Ben sonra ben. Üçüncü kim yazılır onu de bilmeniz lazım. Yunus Emre. Yunus Emre yazılırsa evet. demek ki Atakan'la Hilmi e sıra gelmeyecek Tabii, demektir. Yani, yani Atakan'la Atakan, Atakan Hilmi Cem... işte, at, abi şimdi bak Atakan gücü. Yani co pilot Hilmi. Co-pilot da var yanında. Co-pilotlar Atakan gücü. ikisi almışlar sazı, sazı ellerine. Sazı ellerine oh 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 oh. Diğerleri de sinek ikili. Sinek ikili rolündeler. Ve onların da yapacağı hiçbir şey yok. Bundan sonra yap. Ha bir dakika yalnız ben çok şey bir adamım. Yani böyle e, etik dışı davranmayı çok sevmem. Neden dersen. Bak yalnız bir şey söyleyeyim sana. Mavi takımda da aynı şey var. Bak. Aa, yüzde oraya geleceğiz şimdi. He, oraya geleceğiz. Mavi takımda da aynı şey var. Tabii ki. Mavi takımda da eğer dersek ki mavi takımda aynı şey yok dersek orada da hata yapmış oluruz. Neden dersen. Burası Atakan gücü ya. Orası da Seda gücü. Ya Seda spor. Seda gücü. <laughs> Atakan gücüne Seda gücü. Neden Seda gücü? Bir tane adam var o Geday diye. Beni yazın. Beni yazın. Beni yazın dedi Seda gücü. Seda bak orada da Seda ile kimse savaş edemez. Orada da Seda'nın büyük gücü var. Seda böyle yaptı. O Geday, nein, nein, Biz seni yazmayacağız." dedi. "Seni yazarsak duelloya seninle niye mücadele edelim biz?" dedi Seda. "Duelloda seninle mücadele etmek kim ister?" dedi. "Seni yazmayacağız." dedi. Ne yaptı O Geday? Bir şey yapabildi mi? Hayır. Orada da Seda'nın gücü geçiyor. Seda ne derse o oluyor. Oranın Atakan'ı da Seda. Murat abiciğim, orada Ve orada biraz... da iki tane yedek var. Murat abicim orada biraz yalnız Seda Ogeday orada bir danışıklı dövüş var. Onu da atlamayalım. Ama ha, Bu yorum farkı diyebiliriz. Belki size göre değil ama ben orada çok net biçimde bunu söyleyebilirim. Bak neye, niye söyleyemezsin? Bak sana bir örnek vereceğim. Söyle. Bu Yunus Emre e, Atakan'a ne diye hitap ediyor? Reis. Reis diyor değil mi? <laughs> Peki Ogeday kimin elini öptü? Seda'nın bitti. Birisi reis diyor, birisi elini öpüyor. Yok hayır. Bu zaten. kadar basit. Hayır. Heh. Ben o Geday'ın sedaya duyduğu saygıdan benim şüphem evet. yok. Hadi yazarsın, yazmazsın muhabbeti orada danışıklı dövüş yani biraz. Orada da üçlü var. Ben sana söyleyeyim. Seda, Seda o Taki... Damla, tamam, orada hadi. da yedekler var. Batuhan'la Özgür. Şimdi e, mavi tamam. takım dokunulmazlığı kaybetti, kaybetti. Kim yazdı? Özgür'ün. Şimdi de Batuhan yazdı. E Batuhan yazdı. E orada da işte 3'e 3 üç, orada bir yani ben şimdi hani mavi takıma karşı ay kırmızı da var mavi de yok dersem olmaz haksızlık olur. ...mavide de aynı sistem var. Orada da Batuhan'la Özgür. Yani burada şimdi ilk yazılacak dörtlü belli. Kim bunlar? Duello da belli bence. <laughs> e, da belli işte orada iki kişi var orada da iki kişi var. Dört hadi yapın duelloya gidin. Arkadaşlar girin duelloya izleyeceğiz şimdi. Yavaş yavaş çıtır 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 gidecekler Güçler kalacak Sonra da güçler birbiri yiyecekler Ondan sonra da bir tane şampiyon çıkacak Güzel anlattınız Buyursunlar efendim Önce Özgür'ün konuşmasıyla başlayayım Bana çok geçen e, her cümlesine de imzamı attığım Ve etkilendiğim bir konuşma oldu Bu sezon yaptığı en doğru konuşmaydı belki Geç mi kaldı yoksa aslında Belli bir zamanlamasının mantığı var mı Buna birazdan geleceğim Aslında şu an geleyim Şimdi aslında kendiyle çelişen bir durum yok. Özgür, huzur ve e, kendi kafasının rahatlığını ön planda tuttuğunu söylediği için... ...daha önce bu tarz bir konuşma yapmamıştı. Ama bu akşam itibariyle... Atakan veya Hilmi Cem'le aynı takımda olmayacağı garantilendi. Çünkü takımlar bu şekilde kaldı ve ondan sonra bu takımlar bittiği günde bireysele geçmiş olacak. Yani aslında Özgür'ün bakış açısından baktığınız zaman eğer gerçekten huzuru kaçmasını istiyorduysa ki bize bu şekilde lanse etti. Şu anda da bunu söylemesi doğru zamanlama. Çünkü artık bu saatten sonra huzurunu kaçırma imkan ihtimal verebilecek biri yok veya öyle bir e, senaryo yok. Çünkü artık Atakan ve Hilmi Cem'le aynı takımda olma ihtimali Özgür'ün yok. Dolayısıyla neden bugün konuştu sorusunun cevabı benim için bu. Yani bulabildiğim en mantıklı açıklama bu. Bunu tabii ki hep konuştuk bu masada da. Kırmızı takımdayken zamanında sesini çıkarsaydı neden çıkarmadı vesaire bunların cevaplarını verdik zaten. Özgür'ün ağzından ve Özgür'ün kafasından dinlediğimiz şeylerde huzuru daha ön planda tuttu. Ve zaten bu sesi çıkarsa da düelloya girecek olduğu, düelloya girmekten de korkmadığı, Dueloya girip çıkıp e, en azından adada farklı kafalardan farklı seslerle uğraşmadan... ...bir ada hayatı geçirmeyi hedeflediğini söyleyen bir Özgür vardı. Saygı duyuyorum. Ama bugün Özgür'ün söylediği çok güzel ve çok manidar bir şey var bence. Dedi ki, tabii ki dedi e, kimisi hiç düello'ya girmeden... Kimisi de benim gibi 7. 8. düellosunda gire çıka gidecek. Kimi Sercan gibi gidecek. Hikayesini kendi yazıp kendi oynayacak. Kimi vay be Özgür vardı. 8 kere 9 kere belki bilmiyoruz. Düelloya girdi adama helal olsun 50 yaşındaydı diyecek. Bu sezonun hikayeleri olacak. Ama sizin bir hikayeniz olmayacak dedi bence Özgür. Özellikle Atakan ve Hilmi Cem'e. Yani ben o konuşmadan e, bunu bizzat söylemedi. Bir böyle Survivor yaşamak var dedi. Bir de sizin gibi düellolardan kaçma hesabı yapıp gelip burada maksimum haftayı geçirip bir yıldız gibi kaymak var dedi. Bence böyle. Bana sorarsan, ee, Özgür'e katılıyor musun diye, dün şöyle bir cümle kurmuştum ama onu açmaya fırsatım olmadı. Atakan Hilmi Cem'e, Hilmi de Atakan'a bence eksi yazdı bu sezon diye. Onların gözünden değil, seyircinin beklentisi, alıştığı ve hayalleri adına. Şimdi Atakan ve çok mutlu olabilir. Bu akşam da büyük ihtimal çok rahat uyuyacaklar. Çünkü yani kalabilecekleri maksimum hafta adada kalmış olacaklar. Hedefleri buysa onlara da saygı duyuyorum. Şu anki konuşmalarım eleştiri babında anlaşılmasın. Belki de adamın hedefi kimseyle uğraşmadan lobisini yapıp orada düelloya da girmeden kendini yormadan maksimum hafta geçirmek finale doğru gitmek. Eğer buysa şu an bu masada birimiz diyebilir miyiz ki Atakan yanlış yoldasın? Hayır çünkü o kadar doğru yoldasın ki Hani finali garantilemek üzeresin Atakan, Hilmi Cem diyebilirim şu an onlara yani. Eğer yol buysa istedikleri zaten saygı duymaktan başka hiçbir şey düşmez. Bir kişi diyebilir mi ki çok riske attı kendine? Bu hafta elenebilir belki falan. Yani mümkün değil. Dolayısıyla benim eleştirim şu yönde. Ben seyirci olarak bakıyorum. Ben de izledim. Atakan'ı da izledim. Hilmi Cem, hele Hilmi Cem'in en büyük hayranlarından biriydim. Ama bu değildi izlediğim Hilmi Cem. Yani daha kahraman, daha... Ee, elini taşın altına koyan adanın hikayesini fonda yazıp çizen değil de sahnede olandı. Ama bu sezon sahnede ben başka isimler izliyorum. Olabilir. Saygı duyarım ama bu fikrimi de burada söylemeden geçemeyeceğim. Şunu eleştiriyorum. Tamam takımlar belli oldu. Açıklandığı anda ben de içimden nefise dedim. Bundan sonra düelloda yani e, mavi takımın özgürü, kırmızı takım nefisesi oldu. Bari orada Hilmi'ciğim bunu sen e, telaffuz etme ya. Yani çıkıp bu röportajı nasıl verebiliyorsun? Diyor ki Nefise için düello yükleniyor. Bak Nefise kötü bir yarışmacı olur. Nefise yani Nefise'nin tek suçu seni yazmış olmak sizde onu zaten. Yani burada birbirini yazmakla suçlayamazsın. İnanılmaz bir kan davan yok. Bunlar bence seyirciye çok battı. Bana çok battı. Seyirciyi bilmem ama az çok hissettiğim de seyirciye battığı yönünde sen orada çok başarılı şampiyonluk yolunda giden bir kadını düelloya sokabilirsin. Bunu eleştirmem. Ama sen onu düelloya sokacağını bile bile o rahatlıkta bu oyuna çıkamazsın. Bu kafayla oyna mı çıkılır? Bugün aldınız kadınları tebrik ediyorum. Oyuna birazdan geleceğiz. Kadınların galibiyetiyle başlayan bir oyun izledik. Sonra atışlar artırıldı. Belki bununla paralel. Belki kadınlardan bu başarı, dörtte dört başarı belki prodüksiyon tarafından da beklenmiyordu. Helal olsun hepsini alkışlıyorum. Ama ee, yani aslında konseyi değerlendirecektik. Ben diğer konulara da biraz girmiş oldum. Dolayısıyla şimdi sözü İhsan'a bırakayım. Ama daha söyleyecek çok şeyim var. Ogeday konusuna gelmem lazım. Ogeday'ın kendini yazdırmak istemesini %100 doğru, samimi buluyorum. Ogeday öyle bir yarışmacı, kimsenin kimseden korkusu olmayan ve kendini baskı altında hisseden bir yarışmacı. Kendi baskısı kendini Ogeday'ın. Bu yüzden survivor bırakma eşiğine bile geldi. Dolayısıyla mağlubiyet Ogeday için bir seçenek değil ve onu kendini terkin edebileceği de bir durum değil. Kendini o kadar karakterini bildiğim için yani az çok izlediğim kadarıyla düellodan çıkarak terkin ve tatmin edecek ve bu tatmini yaşamak istedi. Yüzde elini kalbime yani e, koyarak söyleyebilirim ki ben onun bu gece potaya girmek istediğine inandım. Çünkü mantıklı açıklamam da var. O Geday böyle motive olacak bir yarışmacı. Yenilgilerle arkadaşları tarafından elle tutulur gibi gösterilerek değil. Ama o kadar düellada korkmayan kırmızı takımı da dahil ediyorum. Hiç kendi alakaları olmadığı halde yorumlar yaptılar çünkü. Tek bir kişi varmış o da Özgür dedik. Buyurun sen. Valla bir sürü konu var <laughs> aslında herkes ucundan ucundan girdi. Yani baktığınız zaman şimdi Özgür'ün yazılışı o potaya girmek istemesi ama diğer hiç kimsenin onu potaya girmesini istememesi. Bence çok önemli bir konu. Yani bunu mutlaka program içerisinde tartışalım. Çünkü Ogeday potaya girmek istiyor karşı takım dahil o potaya girmesini istemiyor. Yani böyle bir pozisyona geldi durum. Takımların değişmemesi, aynı kalması ve bu durumdan da birilerinin çok mutlu olup birilerinin kurban gibi beklemesi. Yani çok konumuz var. Gerçekten böyle hepsini tek tek konuşmamız lazım. Ama Özgür'ün aday oluşu ve verdiği mesajları ben de biraz bir şeyler söyleyeyim. Ee, Özgür potaya girmeyi maalesef kırmızı takımdayken hak etti ya. Ondan sonra mavi takımda artık bir şey söyleme hakkı kalmadı çünkü var olduğu takımda uzun süredir devam ettiği birlikte olduğu arkadaşlarla var olduğu takımda her hafta hemen hemen potaya konulurken hiçbir şey söylemedi hiçbir tepki vermedi şimdi var olmadığı, işte haftalık takımlar nedeniyle bir anda düştüğü ve aslında takım arkadaşı olmayan bir grupla beraber onların içerisinde de aday olması normal normal ama anormal olan bu sefer de oradan birinin aday olmak istemesi ve Özgür aslında kafasının içinde geçen, bugüne kadar dilinin ucuna gelen ama söylemeyeyim mi söyleyeyim mi diye arada kaldı. Bazı şeyleri mesaj olarak bu yolla iletti. Yani aslında potaya girmenin bu kadar kötü bir şey olmadığını, bu kadar korkulmaması gerektiğini biraz böyle mesaj yoluyla anlattı. Şimdi çok garip iki takım var karşımızda. Bir taraf var, potaya girmekten hiç korkmuyorlar. Özgür gibi, Ogeday gibi. Ben de Ogeday'ın bu arada samimi olduğunu düşünüyorum. Potaya girmek istediğini. Hatta belki de potaya girmesinin de bir strateji olabileceğini. Çünkü kendine gelmesi için, o heyecanı bir tatması için ilerideki, hani elenmezse ilerideki final yolunda bir o şeyi atmak için. Çünkü hemen hemen herkes girdi. O da belki bir yandan da onu da istiyor olabilir. Hazır böyle potayı şu an gözüne kestiriyorken. Bu da bir strateji olabilir. Yani bu arkadaşlar potaya girmek istiyorlar. Bir taraf var. Potaya biz nasıl girmeyiz? Hatta gerekirse... E, Canla başla yarışan bazı yarışmacıları yazarız ama biz potaya girmeyiz kardeşim diyen bir taraf var. Enteresan bir iki takım oluştu. E, sanki bir taraf potaya girmek için can atıyor, bir taraf da potaya girmemek için can atıyor. Bakalım bu mücadele ne olacak? Bugün e, vallahi şöyle baktığımız zaman aslında mavi takımı daha güçlü buluyorduk ama bugün öyle bir atış geldi ki resmen kırmızı takımın erkeklerinin göndermek istediği kadınlar e, inanılmaz bir performans sergileyerek. Nefisele Merve'yi tebrik ediyorum. Zaten oyun sırası gelince onu da konuşacağız. Resmen e, müthiş oynadılar. Ogede'yi bile sıfır çektiği bir günde kırmızı takım oyunu kazandı. Tebrik ediyoruz. Ama e, ben Özgür'ün geç kalınmış ya da kalınmamış bir isyana, isyan da değildi. Bir konuşmasını izledik. Güzel bir konuşmaydı bu arada ama Özgür keşke bu konuşmayı daha kırmızı takım diyken, hiç hak etmiyorken ve ısrarla potalara sokuluyorken bir şeyler söyleseydi keşke.